Biz ilk günden beri hep güzel bir gelecek hayaliyle yaşadık. En önemli seçimleri yaparken, en zorlu kararları alırken aklımızda hep bu vardı. Biliyorduk ki biz neyi hayal edersek, biz neyi çizersek o gerçek olur. Öyle zorluklar gördük, öyle karanlık zamanlardan geçtik ki. Ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Her zaman temiz bir sayfa açmayı başardık. Ve kollarımızı sıvayıp çalışmaya başladık. En baştan kendimize uzun bir yol çizmiştik. Bu yolun iki yanına yemyeşil ağaçlar çizdik. Ağaçların altına hayat dolu gençler çizdik. Bu yolda giden otomobiller hayal ettik. Sonra yine bu yola bakan evler, hastaneler, fakülteler. Sonra bir büyük resme büyük fabrikalar ekledik. Okullar ekledik. Ve artık çalışmaya hazırdık. Her şeyin başlangıç noktasında bütün bir ülke el ele işe koyulduk. Elbette Türkiye'nin pek çok şeye ihtiyacı vardı. O kadar çok şeye ihtiyacı vardı ki eldekiyle yetinmek gibi bir durum söz konusu değildi. O kadar çok şeye ihtiyacı vardı ki aslında o dönem imkansızı istemek daha gerçekçiydi. İşte bu hayal gücü ve yola çıkma azmi bizim mayamızı oluşturdu. Bu bizim Amerikalı Ford'u da etkiledi. Bizimle gelip ortaklık kurmak istedi. Kendisiyle el sıkıştık. Böylelikle Türkiye'de otomotiv sektörünün ilk taşlarını birlikte döşemeye başlamıştık. Türk milletini hayal ettiği anda hayal ettiği yere ulaştırmaktı bizim amacımız. Otomobiller camdan, lastikten, metalden yapılmıştır ama aslında hareket özgürlüğünün de ta kendisidirler. Böylece köyler kentlere komşu olabilir. Ücra bir köyde yaşayan bir insan kendisini şehirde hayal edebilir. Ford'la kurduk, Tofaş'la büyüttük Türkiye'de otomotiv sektörünü. Buna otomotiv sektörü demeyelim, hareket özgürlüğü sanayini diyelim. Böylece hayallerine kavuştu çiftçimiz. Böylece bereketlendi toprağımız. Bunlar o dönem için çok büyük adımlar, çok büyük yatırımlardı ama bunları takip eden daha büyük yatırımlarımız ve daha büyük ortaklıklarımız oldu. Biz düşünüyorduk. Sürekli düşünüyorduk. Biz neye inanıyorduk? Biz neye inanıyorduk? Biz kalıcı olana inanıyorduk. Ve kalıcı olanın kurumsallaşmaktan geçtiğine inanıyorduk. Paylaşmanın sihrine inanıyorduk. El ele vermeye, güç birliğine ve ailenin gücüne inanıyorduk. Böylece Türkiye için alın teri dökenler bir araya geldiler. Bütün bir iş dünyası bir araya geldi. Koç'un öncülüğünde çağdaş aklı içselleştirmeye başladılar. Artık düşüncelerimiz, hayallerimiz yalnız değildi. Biz de yalnız değildik. Türkiye artık daha kalabalıktı. Daha fazla düş kuran insan vardı. Biz çalışıyorduk, ülke çalışıyordu ve tabii umut da çalışıyordu. Hayaller gerçekleşmek için sıraya girmişti ve bu hayallerin en önünde de çağdaş yaşam hayali vardı. Modern iş kültürü, modern yaşam kültürünü de beraberinde getirmeliydi ve bu da yepyeni ev aletleri, teknolojik aletler, tasarruflu aletler, yeni buluşlar, bunların hepsi hayatımızı kolaylaştırmak için vardı. Bunlar demekti ve bunların da öncülüğünü Arçelik yaptı. Arçelik bütün bu kolaylıkların yaratıcısı oldu. Böylece Türkiye'de beyaz eşya, hadi gelin bunu da değiştirelim, yaşam kültürü sanayini oluşturmaya başladık. Evet, ekonomi büyüyordu. Zorlukların yerini umutla, inatla, şevkle çalışma alıyordu. Biz her zaman halkla beraber olmuştuk. Her zaman ülkemizle birlikte koşmuştuk. Şimdi de halka açılıyorduk. Aslında bakarsanız halkımız kendi hayallerine sahip çıkıyordu. Biz bize yapabileceğimiz her şeyi yapmıştık artık. Tek yol sınırların ötesine geçmekti. Bu sınırları yıkıp daha ilerilere gitmekti. Böylece büyük bir ihracat hamlesine giriştik. Kollarımızı dünyanın her tarafına uzattık ve ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına dağıtmaya başladık. Biz artık başkalarının hayallerine ev sahipliği yapıyorduk. Biz bir zamanlar hayal etmeye çekindiğimiz ne varsa onları hayal ediyorduk. Ve bunların bir bir gerçekleştiğine tanık oluyorduk. Sadece büyümüyorduk, olgunlaşıyorduk da. Ve o güne kadar tanımadığımız bir özgüven duygusuyla barışıyorduk. Elbette Türkiye'nin ihtiyaçları gelişen bir ekonomiden çok daha fazlasıydı. Yıllardır sağlığa, kültüre verdiğimiz desteği daha da arttırmalıydık. Çünkü gençler küçücük odalarda çok büyük hayaller kuruyorlardı ve bu hayallere destek vermeliydik. O hayalleri hiç durmadan, hiç yavaşlamadan besleyip büyütmek, desteklemek icap ediyordu.
Bu desteğin kalıcı da olması gerekiyordu. İşte bu yüzden Türkiye'nin ilk özel vakfı, Vehbi Koç Vakfı kuruldu. Önce eğitimin üstüne eğildik. Liseler kurduk, fakülteler kurduk, sonra bir tane üniversite. Artık ülke gençliği aradığı cevapları bulabileceği kurumlara sahip olmaya başlamıştı. Türkiye, bugünün pek çok değerli ismini, pek çok değerli iş adamını işte o gün yapılan bu hamle sayesinde kazandı. Artık yavaş yavaş anlatacak hikayelerimiz, esinlenecek sanatımız, hatırlanacak değerlerimiz birikmeye başlamıştı. Bunları da artık müzelerde, sanat galerilerinde sergilemek icap ediyordu. İşte tam da bu nedenle ilk özel müzemiz Sadberkan'ın ve Türkiye'nin ilk sanayi müzesi Rahmi Koç Sanayi Müzesi'ni kurdu. Bu müzeler sadece müze değildi. Aslında birer kültür hamleleriydiler. Bu arada Koç grubunda kuşaklar yeni kuşaklara el vermeye, onları yönlendirmeye başlamıştı. Ve bu sayede yenilerin enerjisi Türkiye'nin enerjisine dönüştü. Yıllar önce Aygaz'la kurduğumuz, Aygaz'la başladığımız enerji atılımını OPET ve TÜPRAŞ'la büyütüyorduk. Kısa zamanda enerji sektörü vazgeçilmez iş alanlarımızdan, önemli başarılarımızdan da biri oldu. Ekonomi geliştikçe geleceğe güven artıyordu. Ve Koç Bank'la katıldığımız finans sektörüne, bunu da değiştirelim, finans sektörü yapmayalım bunu, güvence sektörüne Yapı Kredi'yle yatırımla yapmış olduğumuz destek, ülkede güvenin perçinlenmesinde önemli bir katkı sağladı. Nihayetinde büyük başarılar küçük odalardan çıkarlar. Ve gün gelir siz o başarılarla o küçük odalara sığmaz olursunuz, büyük mekanlara taşınırsınız. Ama o küçük oda, ilk oda her zaman sizin bir numaralı sembolünüz olarak kalmaya devam eder. İşte biz de Ankara'da böyle küçücük bir odada başlamıştık. O mütevazi mekanda sürekli o ses kulağımıza uzaklara bakın diye fısıldıyordu. Çok uzaklara, başka diyarlara, sınırların ötesine, başka insanlara, onların arzularına. İşte biz o sesi dinledik. Sonra başarılarımızda pek çok önemli listede kendimize yer bulduk ama biz asıl yerimizi ülkemizin ortak bilincinde bulduk. Ekonomimize yaptığımız yatırımı insanımıza yaptığımız yatırımla birleştirdik. Ve ülkedeki kazancımızı her zaman yine ülkemize yatırdık. Toplumsal meselelerde sorumluluk alarak, geleceği bugünden inşa etme, köklü sorunlara çağdaş cevaplar verme, bu kültürün temellerini atarak var olduk. Hepsi ülkemiz içindi. Bir heykel kadar sağlam ve hiç silinmemek üzere. Böylece bu büyük hikaye geçti elden ele, kalemden kaleme ve bugüne dek yazılmaya devam etti. Hep değişerek, hep dönüşerek, hiç durmadan ve yavaşlamadan. İşte geride bıraktığımız 90 yılın hikayesi bu. Sadece fabrikalar kurmanın değil, değerler inşa etmiş olmanın. En zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkmanın. Her zaman umutlu kalmanın, ülkenin geleceğinden sorumluluk duyarak, her ne olursa olsun asla vazgeçmemenin hikayesi ve değişime ve yeniliklere inancın hikayesi. En büyük hayallerin asla sahipsiz kalmayacağının hikayesi bu. Yüzümüzü her zaman geleceğe dönük tutmanın, her soruya, her fırsatta hazırlıklı olmanın hikayesi. Bizim hikayemiz, Türkiye'nin hikayesi. İşte bu hikayeye bir sayfa ya da bir satır ekleyen, bir virgülün yerini değiştiren, bir kelimenin altını çizen, desteğini koyan, yüreğini koyan, enerjisini koyan, hayallerini koyan herkese ve tabii ki sizlere yürekten teşekkürlerimizle. O halde yeni hayallere ve yepyeni 90 yıllara. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cenneti, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.